Evet çocuklarım, merhaba yine. Yine beraberiz. Bugünkü Türkçe dersimizde ne yapacağız? Konu anlatımımız var. Bu konu anlatımının üzerinde de işte başlık belirlememiz var. Olayların oluş sırası var. Ve etkinliklerimiz var. Şimdi bunları beraber yapalım. Sırayla yapalım. Başlıyorum. Başlık belirlemeden. Evet. Hadi bakalım. Arkamıza yaslanıyoruz. Hala gezinen var ortada. Hala. Evet. Başladık. Merhaba çocuklar. Ben bir kaplumbağayım. Yumurtadan çıktım. Evimi sırtımda gezdiririm. Baharda pikniğe gittiniz mi? Ağaçların altında, otların arasında bir çıtırtı duydunuz mu? Sesin geldiği yere dikkatlice bakın. Beni görebilirsiniz. Okuduğumuz metnin başlığı nedir? Şimdi hemen okuduğumuz metne bir başlık yapacağız. Metnin başlığı kaplumbağadır. Evet. Çünkü bu metinde kaplumbağa anlatılmaktadır. Okuduğumuz metinlerde başlık vardır. Biz de yazdığımız metinlere başlık koyarız. Başlık metinde ne anlatıldığına dikkat çeker. Metinle başlık uyumlu olmalıdır. Bu metne kurbağa başlığı koyamayız. Ya da bu metne yumurtadan çıkan hayvanlar başlığı koyamayız. Çünkü bu metinde sadece kaplumbağa anlatılmakta, yumurtadan çıkan civciv, penguen gibi kuşlardan veya yılanlardan söz edilmemektedir. Şiire uygun başlık hangisidir? Evet, şimdi burada başlık koyacağız. Etkinliklere başladı. Demek ki kaplumbağa olayında da herhalde çok güzel açıklama yaptı sonradan. Kaplumbağayı anlatan bir metne herhalde kurbağa başlığı koyamayız değil mi? Şimdi burada da saat 9'u 5 geçe atam dolma bahçede. Gözlerini kapadı, bütün dünya ağladı. Bu biliyorsunuz bir şiir. Buna hangi başlığı koyabilirim ben? Atatürk mü, dünya mı? Ya Atatürk'ü anlatıyor. Tabii ki Atatürk'ü şey yapacağız, koyacağız. Metne uygun başlık hangisidir? Şimdi burada okuyayım ben size. İnternette yapabileceğin pek çok aktivite var. Örneğin oyunlar oynayabilir, ödevler için araştırma yapabilir, yeni bilgiler edinilebilir, arkadaşlarınla ve diğer insanlarla iletişim kurabilirsin. Ancak tüm bunları yaparken kişisel güvenliğin konusunda bilgili olmalısın. Böylece internette karşılaşabileceğin tehlikelere karşı kendini koruyabilirsin. Şimdi ben buna hangi başlığı koymam gerekiyor? Güvenli internet mi? Güvenli oyun mu? Bana niye anlatıyor? İnternetteki olayı anlatıyor. O zaman güvenli internet. Evet. Şimdi burada bakalım, bu kuşu anlatıyor bana. Şuradaki kuşu anlatıyor. Şimdi ben okuyacağım size. İyi dinleyin. Tüm ömrünü uçarak geçiriyor. Sadece üremek için konuyor. Üremek ne demek? Yavrularının olması. Ya sırf yavrularının olması için konuyormuş. Yoksa sürekli uçuyormuş bu kuş. Baharın habercilerinden ebabil kuşu. Ebabiller aslında kahverengidir. Fakat gökyüzünde uçarlarken siyah görünürler. Uzun, bumeranga benzer kanatları ve kısa ve çatallı kuyrukları vardır. Ebabilleri kırlangıç ile karıştırabilirsiniz. Fakat kırlangıçlar gibi uçarken kanatlarını kırmazlar. Ayrıca onları kırsal bir alanda görmek de imkansızdır. Yuvalarını çatıların gizli yerlerinde yaparlar ve yuvalarına çok hızlı girip çıkarlar. Bu ne kuşuymuş çocuklar? Niye anlattı bizde?
burada neyi anlattı bize? Ebabil kuşunu. İşte buradaki resimdeki. O zaman ebabil kuşunu işaretliyorum. Evet. Şimdi hemen konuya dön. Evet. Burada olayların oluş sırasına göre hemen bu etkinlikleri tek tek yapalım. Evet. Hemen ikinciye gelelim bakalım. Öğleye doğru
birden kara bulutlar göründü. Öğleye doğru birden kara bulutlar göründü. Sabah açıkmış ama öğleye doğru. Ondan sonra öğleden sonra yağmur yağmaya başladı. Akşamüstü yağmur dindi ve hava yine açtı. İfadeleri boşluklara sürükleyerek paragrafları tamamlayın. Markete gidince, şimdi burada aşağıda çocuklar. Önce, sonra, sonunda, daha sonra. Evet, şunlar var. Bunları bakalım ne yapacağız. Markete girince süt ürünleri reyonundan süt aldık. Önce süt ürünleri reyonundan süt aldık. Sonra yumurta ve şeker alıp kasaya yürüdük diyor. Daha sonra aldıklarımızın parasını ödedik ve eve döndük. Sonunda kek yapmak için tüm malzemeleri Kurtuluş Savaşı kararının bu salonda alındığını söyledi. Bu salonda
üyelerin oturduğu sıraların bir okuldan getirilen sıralar olduğunu duyduğumda çok şaşırdım. Milletimiz çok zor koşullarda, yokluk içindeyken Atatürk'ün liderliğinde birlik beraberlikle zafer kazanmış. Odalardan birinde o döneme ait eşyalar sergileniyordu. Tüfekler, fincanlar, tesbihler, kimlik belgeleri ve madalyalar. Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanlık gösterenlere madalya verilmiş. Şimdi ikinci bölümünü okudum, devam ediyorum. Evet. Metnin üçüncü bölümünü dikkatle okuyun. Bu geziden dönerken Atatürk'e, milletimize, kahraman askerlerimize minnet duydum. Biz bugün huzur içindeki yaşamamızı bu kahramanlara borçluyuz. Meclisin açıldığı günü atamız bize bayram olarak armağan etmiş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde de büyük küçük hepimiz coşkuyla bu bayramı kutluyoruz. Şimdi çocuklar, 23 Nisan geçti. Biz bu konuyu o zaman da 23 Nisan'la ilgili, bayramla ilgili çok güzel konular işledik. Ama bu bir etkinlik vermiş. 19 Mayıs'la ilgili de inşallah bir etkinlik buluruz. Evet, şimdi buna bakalım, devam diyelim, ne çıkacak? Sonraki ekrana geçerek metinle ilgili etkinliklere devam edelim. Evet, şimdi geçelim bakalım. Verilen sözcükleri boşluklara sürükleyin. Şimdi biz, çocuklar ne yapmış? Öğretmenleriyle Ankara'ya gitmişler. Bunlar büyük tabii, birinci sınıf çocukları değil. Büyük abiler, ablalar birazcık. Yani dördüncü sınıfta gidebiliriz bak. Evet, Ankara'ya gidebiliriz. Şimdi Atatürk'ün meclis binasını görürüz. Anıtkabir'i görürüz. Değil mi? Gezeriz orada. Atamıza saygıyla eğiliriz. Şimdi burada büyük kelimeleri görsellerle eşleştirin diyor. Şimdi burada ne var bakalım? Bu ne çocuklar? Bu ne? Madalya, değil mi? Madalyayı bir getirelim. Madalyayı koyalım. Evet. Bu ne? Tören. Törende çocuklar oynuyorlar, değil mi? Folklor. Bu ne çocuklar? Bu ne? Meclis binası, değil mi? Meclis burası. Meclis binası. Burası neresi? Atatürk'ün konuşma yaptığı kürsü. Bu Atatürk'ün kürsüsü. Atatürk buraya çıktı ve konuşma yaptı. İlk Cumhurbaşkanı seçildiğinde. Evet, bu da atamızın tablosu. Evet çocuklar. Evet, şimdi devamı. Devamına bakalım. Verilen yönergeye göre soruyu yanıtlayın. Evet. Şimdi biz burada diyor ki cümle içinde kullananları bulun aralık kelimelerden. 23 Nisan 1923'te meclis açıldı. Bu üstüne konmuş mu galiba? Evet. Kahraman askeri İstiklal Madalyası verilirdi. Bayramda tören yaptık. Bunu şey yaptık çocuklar. Yazılmış üstünde. Evet. Burada da Mustafa Kemal meclis başkanı seçilince kürsüde konuşma yaptı. Meclis koridorunda Mustafa Kemal'in yağlı boya tablosu var. Şimdi panodaki kelimelerden cümle içinde kullananları bulun. Mesela burada tablo var. Tablo var. Evet. Meclis var. Ne var? Kürsü var. Evet. Kürsü var. Ondan sonra ne var? Meclis var. Bir de tablo var. Evet. Bir de tablo var. Değil mi? Ha, bir de burada meclis var. Evet. Evet çocuklar. Şimdi ötekine geçelim. Evet. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Şimdi metni hatırlıyorsunuz. Hani Ankara'ya gitti.
Kurban Meclisi şey yapmaya, gezmeye. Çocuklar geziye nereye gittiler? Ankara, Anıtkabir, Dolmabahçe Sarayı. Nereye gittiler çocuklar? Ankara'ya gittiler, değil mi? Evet çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı kim olmuştu? Mustafa Kemal Atatürk. Evet. İstiklal madalyası kimlere veriliyormuş? Bakalım, okuyalım. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösterenlere, derslerine çok çalışanlara, Atatürk'ün arkadaşlarına. Evet, neye? Tabii ki Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösterenlere. İlk meclis binasının toplantısının yapıldığı salona sıralan nereden gelmiş? Okuldan, değil mi? Bir okuldan gelmiş oldular. Türk milletinin birlik beraberlikle Atatürk liderliğinde kazandığı savaşın adı nedir çocuklar? Atatürk'ün liderliğinde tabii ki Kurtuluş Savaşı'dır. Adı üstünde Kurtuluş Savaşı. Evet. Evet, şimdi buradan bakalım. Bakalım. Verilen yönergeye göre doğru sıralamayı yapın. Şimdi buradan okuldan çıktılar herhalde. İlkokuldan çıkıyorlar. Ondan sonra Ankara'ya gidiyorlar. Sonra da Millet Meclisi binasının önüne gidiyorlar. Evet. Evet, hemen basalım. Karışık verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle yapılıyor. Evet, binasına, meclis, gitti, geziye, ilk. Evet, ne diyelim buna? Geziye, ilk. İlk geziye mi desek? Meclis binasına gittik. Geziye, meclis binasına gittik. Evet, şimdi burada ne okuduk çocuklar? Binasına, meclis gittik, geziye ilk. Ne diyelim burada? İlk meclis binasına, ilk, şu ilki getirelim. Meclis binasına, geziye gittik. Evet, güzel. Evet, şimdi yine burada. Yine karışık bir cümlemiz var. Meclisin bahçesinde olup bekledik sıra. Evet, hemen meclisin bahçesinde sıra olup bekledik. Evet. 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 Ne diyor? Mecliste 4000 üyeler yurdun yanından toplandı gelen. Evet, şimdi şöyle yapalım. Mecliste yurdun... Niye gelmedi? 4000 gelmedi. Evet çocuklar, burada bir hata oldu. Dönmüyor orası. Ben onu sözde söylemiş olayım size. Mecliste yurdun 4000 yanından gelen üyeler toplandı. Evet. Tabii ki yanlış çıkacak şimdi. Yapmadığımız için. Evet. Şimdi buraya gelelim. Başkanı seçildi. Atatürk Meclis. Neydi? Atatürk Meclis Başkanı seçildi. Evet. Evet çocuklar. Bitti galiba. Milletimiz birlik, milli ve zafer Atatürk liderliğinde kazandı beraberlikle. Evet çocuklar, bunu da sözde söyleyeyim. Milletimiz milli birlik ve beraberlikle Atatürk liderliğinde zafer kazandı. Evet, doğru. Doğru.
Savaşı'nda kahramanlık gösterenlere madalya verilmiş. Evet. Evet çocuklar. Buradaki etkinliğimiz bitti. Öbür derslerimizdeki, öbür video derslerimizde diğer çok güzel etkinlikler vardı. Hani size burada gösterdim ya. Bakın. Bir sürü çok güzel etkinlikler var burada. Onları beraber yapacağız. Şimdilik hoşça kalın.